Enfilasyon bir ışık sistemiyle istenmeyen tüylerin yok edilmesi. Nasıl oluyor da bir ışık tüylerimizi yok ediyor? Bunu anlatabilmek için küçücük bir maketle göstereyim istedim. Lazer epilasyondaki ışın kılın içinde bulunan melanin pigmentine spesifiktir. Yani kılın içinde bulunan, kıla renk veren melanin dediğimiz madde lazer ışınını tıpkı demirin mıknatısı çektiği gibi çeker. Melanin pigmentinin burada oluşturduğu çektiği ışık enerjisi burada ısı enerjisine dönüşür. Bu ısıyla buradaki kıl yanar ve yok olur. Peki melanin zaten önemi epilasyonun tam da bu noktada. Melanin kıl dışında nerede var? Derinin yüzeyinde var. Derinin kendi içinde var. Yani derimize renk veren madde. Ve derinin üzerinde bulunan benlerde var. Melaninin de değişik tipleri var. Ömelanin dediğimiz, fömelanin dediğimiz farklı melanin tipleri var. Bu melaninlerden fömelanin mesela lazer epilasyon ışınlarını çekmez. Dolayısıyla ama deride de ömelanin varsa lazer yapılırken deride yanıklar görüyoruz ya zaman zaman ya da artışlar. Şimdi de onlar nasıl oluyor onları bahsedeyim. İşte tam da bu noktada bir uzmanın varlığı çok önem arz eder. Şimdi eğer bir doğru karar verilmezse, lazer yapılırken derideki melanin de ışını emerse deride bazen geçici bazen kalıcı yanıklar yani yanık skarlar oluşabilir. Bazen de yanlış melanin tipine karar verip epilasyona başlanırsa mesela fö melanin olsun buradaki ışını verdiniz. Buraya yeterince emmedi ama bir miktar emiyor tabii. Ne olur ısınır bu kıl. Isınınca ılınır. Bu kılı yakacak kadar bir enerji oluşmaz ama burada gördüğümüz gibi altta bir takım damarlar var. O ısı bu damarları genişletir. Bu damarlar bu tüyleri daha da besler ve biz kılları yok edelim derken çok daha fazla tüylenmeye sebep oluruz. İşte bu sebepledir ki kalıcı hasarlar oluşmasın diye ya da umutsuz vakalar oluşmasın diye. Çünkü böyle tüylenmeyi arttırdığınız zaman artık lazere bağımlı kişiler oluşturuyoruz. Uzman değerlendirmesi çok önemlidir. Kimdir bu uzman? Dermatoloji uzmanı. Neden peki? Çünkü dermatoloji uzmanı eğitimi boyunca tıp fakültesini bitirdikten sonra 4 yıl boyunca deri, kıl ve tırnağın eğitimini alır. Yani bir dermatolog derinin, kılın ve tırnağın bütün hastalıklarını ve her şeyini bilen, bu konuda ihtisas yapan bilim dalının eğittiği bir uzmandır. Bir de IPL ile yapıyoruz lazer epilasyonu. IPL sistemleri lazer değil. Sanki çok daha masum cihazlarmış gibi piyasada duyuyoruz. Ama bunlar lazerden daha da agresif cihazlar. Neden? Çünkü ne dedik biraz önce? Lazer melanin pigmentine spesifik dedik. Yani onun için komplikasyonları sadece deride ya da benlerde işte yanlış olursa kanserojen değişimler vesaire riskleri vardı. IPL ise daha tehlikeli. Neden? Çünkü çok daha fazla geniş bir dalga boyu var. Daha fazla hücreye spesifik. Deri emiyor IPL'i, deri altı emiyor. Buradaki dokular emiyor, kılın içindeki pigmentler emiyor. Dolayısıyla biz sadece epilasyon yaparken birçok tarafa da enerji veriyoruz. Şimdi biz bir hastaya epilasyon yapacağımız zaman bu hasta epilasyona uygun mu? Bu hasta herhangi bir hastalığı var mı? Hastalığın fotoduyarlılığı var mı? Hasta ilaç kullanıyor mu? Hastanın benleri ileride kanserojen değişik yapabilecek displastik tipte benler mi? Işın görebilir mi? Göremez mi? Tüm bunları değerlendirerek yapmak zorundayız. Yoksa elinize cihazın probunu aldınız, uyguladınız, kılı yaktınız o uygulama meselesi değil. Önemli olan burada gerçekten insan sağlığıdır. O nedenle de Türk Dermatoloji Derneği halkımızı bu konuda bilinçlendirmekle yükümlüdür, bilgilendirir. Epilasyon son derece basit, uygulaması basit görünen bu işlem çok önemlidir. Sağlığına önem veren herkesin buna dikkat etmesi ve bu işi uzman olan merkezlerde, nedir bu uzman? Dermatoloji olan uzmanı olan merkezlerde yaptırması gerekir. Teşekkür ediyorum.